derler da güzele yaman derler. Bırak ulan, çekil. Ne kadar güzel olsan da adınla çoban derler. Ne kadar güzel olsan da adınla çoban derler. Ya bırak dedim, ulan bırak. Ya beğendin mi yaptın ulan, kes mi? Bir faydan yok bari, zararın olmaz. Anladım baba. Beni affetmemişsin. Ya, bir kağıt yolladım diye kendimi bir şey mi sandın? Niye ödedin o zaman borcumu? Niye kurtardın beni tefecinin elinden? Ben seni kurtarmadım. Ben soyadımı kurtardım. Sayende yeterince alemin dilindeyiz zaten. Fazlasına hacet yok. Ne yıldızmış be. Kadınla evlenmedim diye öz babam bana düşman oldu be. Sen yıldızı değil oğlum. Beni terk ettin lan, beni. Bir tanecik oğlum var diydin. Evimin direği diydin. Sen evimi yıktın gittin. Ben kötü bir şey yapmadım baba. Hayallerim vardı. Hayallerim vardı ha. Benim yok muydu ulan hayallerim? Ben sana buraların en güzel teknesini alacaktım. Benim bir tanecik oğlum buraların en yaman denizcisi olacaktı. Ne oldu lan? He? Herkes teknesinin başına geçirdi oğlumu, ben. Ben utancımdan limana bile inemez oldum. Vermediğim sözlerin bedelini ödetiyorsunuz bana baba. Senin hayallerini yıktım. Yıldız'ın hayallerini de yıktım. Benim hayallerim. Kimse sordu mu bana senin hayallerin neydi diye. Senin hayallerin Kuba'ya en büyük gazı atmak mıydı ola? Hayırsız. Ben kötü bir şey yapmadım baba. Sevdiğim kadınla evlendim. Aile kurdum. Ananın babanı çiğneyerek kurduğun yuva işte anca bu kadar hayır getirir. İyi günler. Hayırdır komuta? Pek hayır değil. Kuzey Bey, hakkınızda tutuklama emri var. Savcılığın emri. Ha? İki gün daha bekleyemedin mi Çetin? Yine kimin tavuğuna kışladın ulan? Bu ne meselesi? Namus meselesi baba. Bu sefer ben haklıyım. Kuzey, ne oluyor oğlum? Yok bir şey anne, sakin ol. Nereye götürüyorsunuz oğlum? Sakin ol anne. Babam, vallahi ben haklıyım. Tövbe et oğlum. Kuzey! Şeref, bir şey yapmayacağım. Ya bırak ulan kadın, tamam. Haklıymış işte. Eninde sonunda salıverirler. Riv da riv riv, riv riv, riv da riv riv, riv riv, riv da riv riv, riv da riv da riv riv. Nasılsınız? Oy, geli şeytanın sol bacağı. Seninkinin ne bu kızlara? Gören de Kuzey senin anlattı nişanı sanır. Kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. Hayırdır, boyun açmadın köfte dazgağını? Bugün çok daha önemli işlerim var çünkü. Merhaba. Ben hazırım, hadi gidelim. Nereye? Atış talimi yapacaktık ya. Benim canım istemiyor. Sen kendi kendine yap. Bir süre sülah görmek istemiyorum. Şu limandaki olay yüzünden mi? Hey, niye ondan olsunmuş? Korkak mıyım ben? Efendim babacığım. Kızım. Fazla vaktim yok. Şimdi beni sakince dinle, tamam mı? Ne oldu baba? Feride, ben tutuklandım. Tutuklandın mı? Çetin şikayetçi olmuş. Allah kahretsin! Tamam, bu zaten tahmin ettiğimiz bir şeydi.
Sen onun için hiç canını sıkma, tamam mı? Şimdi kapatmam lazım. Tamam, tamam, tamam babacığım, ben hemen geliyorum. Allah kahretsin seni Çetin! Ben ona demiştim başına bir bela alacaksın diye ama nafile. Öküzün laf dinlediği nerede görülmüş? Baba şu an içeridesin, ettiğin laflara bak, ben hemen gidiyorum. Kız nereye? Encine kadar koşacağım mı? Gerekirse evet. Ama gerek mi? Bekle, ben seni götürürüm. Atla arabaya, ben götürürüm seni. Yani nöbetçi mahkemeye çıkacağız işte. Ondan sonra belli olacak. Peki Çetin nasıl olmuş baba? Hayati tehlikesi yok değil mi? Yok. Kötüye bir şey olmaz kızım. Yoğun bakımdan da çıkmış. Daş gibi. Sapasağlam. Bu iyi bir şey değil mi? İyi bir şey. Ölümü benim elimden olacak yani. Kızım, bu benim meselem. Sen karışmayacaksın. Ama baba. Aması falan yok. Ben yokken siz birbirinize sahip çıkacaksınız. İsterseniz dedenize de gidebilirsiniz. He, anamdan yılıp yerine kaçsınlar değil mi? Kızlar bana emanet, sen hiç merak etme. Ha, direkt ben kaçırayım diyorsun yani ablam. Ya ondan sonra Kuzey, insan kaçakçısı mıyım ben? Ben seni kaçırdım bir tek bir kez. Gece vakti kızları alıp partiye götüren kimdi? O kaçırma sayılmaz. Tamam, uzatma. Kızlar, siz... Abla sen de Feride'ye emanetsiniz. O hepinizin hakkından gelir. Ya hayır ya. Yandık. Baba gözün arkada kalmasın. Ya asıl senin bir şeye ihtiyacın var mı? Biz aceleyle geldik. Hiçbir şey getiremedim ben. Kızım hapisteki adamın neye ihtiyacı olacak? Doğan atlet işte. Ne zaman çıkacağımız belli değil. Ay yazık. Her şeyi bilen, akıl eden sevgili ablacığım bunu akıl edememişim. Vallahi babacığım biz de okuldan çıkıp apar topar geldik. Yoksa getirirdik. Ya o adamı der. Şurası çarşı. Her yer don. Hemen alır getiririm. Ya acelesi yok. Hadi siz de akşama kalmadan eve dönün. Hadi gitme vakti. Yüzlerinizi asmayın öyle. Bana bak. Ben yokken ablanızın sözünün dışına çıkmayacaksınız. Sen de abla. Tamam. Feride. Bunlar sana emanet güzel kız. Tamam baba, merak etme. Senin yokluğunu aratmayacağım. Hadi. Sen içeri giremezsin. Bırak! Bırakın beni, bırakın ya! Çekin ellerinizi kızın üzerinden! Çekin! Bana bakın bir daha. Onun kızına dokunursanız kendinizi morgda bulursunuz. Özür dileriz Çetin Bey. Hadi şimdi defol. Sen ne manyak ne pislik bir adamsın ya! Kendi gibi yapışık çıkmak bilmiyorsun! Hoş geldin. Derhal şikayetini geri alacaksın. Çıkaracaksın babamın cezaevinden. İnan bunu ben de çok istiyorum Feride. Her şeyi unutup tekrar başa dönebiliriz. Hangi güne dönmek istersin? Doğduğun güne mi yoksa babamın seni sağ bıraktığı güne mi? Geçmişi unutalım. Geleceğe gidelim. Bak senin tek davetinle her şey düzelebilir. Ölürüm de seninle evlenmem Çetin. Sok artık şunu kafana. Hayır, beni yanlış anladın. Bir akşam yemek yiyelim diyorum. Sadece bir akşam. Sen beni ne zannediyorsun ya?
Bir kere benim midem kaldırmaz senin gibi pisliğe bakarak yemek yemeyi. Beni tanırsan belki çok seversin. Sanırım seni sadece ölüyken sevebilirim. Keşke geberseydin de kurtulsaydık senden. Öldür o zaman. Hı? Ne duruyorsun? Öldürsene. Öldür de babam ömür boyu hapislerde çürüsün. Sen var ya, bir gün bunları çok fena ödeyeceksin. Söylemediler bana. Kızları ben getirdim. Gelmişken de uğrayayım dedim. Gelmişken. Bir şey diyeceğim Yıldız. Neden bir kez olsun dürüst olmuyorsun? Niye şu gardını bir kere bile indirmiyorsun? O ne demek şimdi? Beni görmeye geliyorsun. Gelmişken uğradım diyorsun. Hayatını benim için feda ediyorsun. Kurşunun önüne atlıyorsun. Refleks olarak atladım diyorsun. Ya bir kere de gerçeği söyle. Senin için de. Çünkü senin için değil. Refleks olarak atladım. Yoksa ben canımı yolda mı buldum? Öyle mi? Sen bilirsin. Bir teşekkür borcum da yok o zaman. Çünkü ortada bir fedakarlık. Yok tabii. Ben senin için neyimi feda etmişim ki bana teşekkür borçlu olacağım? Yıldız. Tamam da tamam. Ben buraya seninle kavga etmeye gelmedim. Kızlarını merak etme. Onlar bana emanet demeye geldi. Sağ ol. Benim buradan ne zaman çıkacağım belli olmaz. Belki yıllarca burada kalırım. Sağ dedim. Öfkeyle kalkma dedim. Hep o burnunun dikine dikine gideyim. Dua edelim de adam hastaneden safa sağlam çıksın. Dua ediyorum zaten. Onu kimseye bırakmam. Onun sonu benim elimden olacak. Ulan ben ne diyeyim, sen ne diyorsun? Bir insan hiç mi değişmez? Yıllardır hiç mi akıllanmaz? Ya bu senin akıllanmış halin yani. Sen de nasıl bıraktıysam öylesin. Değilim. Değiştim. Koy vermeyi öğrendim. Olmuyorsa yakıp yıkmanın hiçbir fayda sağlamadığını da öğrendim. Ha, bu öğrenmiş halin yani. Öyle tabii. Karşımda tek parça durabilirsen bu koy verdiğinden. Yoksa senin parçanı bile bulamazlardı. O kadar mı nefret ettin benimle? Neyse mahpus adamsın. Şimdi sahiplenmek olmaz. Bir isteğin olursa söylersin. Kızlar da bana emanet. Allah kurtarsın. Sağ ol. İçeriden çıkamazsa o zaman ne yapacağız? Saçmalama Mine. Adam öldürmedi ya. Çıkacak işte bir şekilde. Merak etme sen. Açsana. Açmayacağım. Kızım saçmalama, belki önemli bir şey söyleyecekti kadın, neden açmadın? Asıl sen saçmalama. Başımıza ne geldi işte onun yüzünden geldi. Babam hapse girdi ya, hapse şimdi hangi yüzü beni arıyor? Babamızın hapse girmesiyle bizim annemizin ne alakası var bile? Var tabii. Babamın şecileri, tefecileri de buğdaycıdan o değil miydi? Onun yüzünden oldu her şey.
şimdi? Seni mi arıyor? Evet. Gökçe, açmayacaksın değil mi? Mine, sen farkında değilsin galiba ama o bizim annemiz. Gökçe. Efendim anneciğim? Evet, biliyorum. Ya ben de açmasını söyledim ama inat etti işte. Tamam, tamam, üzme sen kendini. Ya mutlaka o da anlayacaktır benim gibi seni. Ablam geliyor, kapatmam lazım. Ne? Hangi banka dedin? Tamam, çok öpüyorum seni, çok teşekkür ederim. Haydi bay bay. Hayırdır? Kiminle konuşuyorsun? Ya şey ya, okuldan bir arkadaşım hani ders notlarını verecekmiş de. Onu söylüyordu. İyi. Ula neredesiniz? Bağ bakın. Bundan sonra yukarıya hiçbir yabancı arabayı koymayacaksınız, anladınız mı? Kuş uçurtmayacaksınız, kuş. Ay, nihayet seni merak etme ablacığım. Buradan bir tane Mollaoğlu bile geçmeyecek komutanım. Ula Mollaoğullarından bahseden kim? Yabancıları diyorum. Esma, sen de gözlerini dört aç. Açarım açarım da hayrolsun inşallah. Biri mi musallat oldu başa? Bağ değil. Kuzey Okuzu'nun buzdağlarının başına musallat olanlar var. Ana. Uy abla. Sen beni onların başına mı dikiyorsun? He, dikiyorum Şükrü. Ne oldu? İtirazın mı var? Bir sıkıntı yok abla. Sen ne dersen o olsun. İyi, silahını da ayırma yanından. Ula sen de kimsin? Hayırdır? Ben adres soracaktım ama. Önce ellerini indir de öyle sor. Teride Moloğlu'nun evini biliyor musunuz? Ne yapacaksın onları? Kuryeyim, paketi var, onu teslim edeceğim. Allah Allah. Yaylaya kurye çıktığını da ilk defa görüyorum. Kimdenmiş o paket? Bilmiyorum ki, yazmıyor üstünde. Şükrü, bak bakalım gerçekten yazıyor mu yazmıyor mu? Yazma yapla. Ulan ne yapıyorsun? Paketin konuşmasını mı bekliyorsun? Abla bakarım bomba mamma var mı da K9 köpekleri de böyle koklay. Ula etme etme. Allah korusun yüzüne patlayacak. Uy. Getir ula şunu. Ver. Gel kardeş sap. Aa burası. Al. Geç kapıyı çal. Buyurun. Feride, beklediğin bir paket var mıydı? Yoo. Feride Moloğlu'na bir paket getirdin. Evet, benim. De kim gönderdi? Bilmiyorum ki. Paketi sinetten emredici. İyi günler. Abla ne oldu? Ne gelmiş? Ablamın paketten bomba çıktı. Ama patlayacağı belliydi ki.
Sevgilin seni kandırıyor Feride. Elini tuttuğun adam parmağında bir başka kızın yüzüğünü taşıyor. Üstelik Ömer, Antepli büyük bir aşiretin oğlu. Tüm bilgiler sana gelen dosyada mevcut. Ömer'i boşuna bekleme Feride. Bir yalanın peşinden gitme. Ne bu şimdi? Feride, kötü bir haber mi var? Ne bu şimdi ya, ne bu şimdi? Vay hain vay! Biz de onu enişte dedik, bağrımıza bastık ama meğerse o bizi arkamızdan bıçaklamış. Zaten başımıza ne geliyorsa hep bu ex sevgililerden. Allah kahretsin ya, Allah kahretsin! Ne bu şimdi, ben şu an kabus görüyorum değil mi? Şu an ben kabus görüyorum. Lütfen biri beni uyandırsın. Günaydın. Nasıl, ya bana nasıl böyle bir şey yapar? Nasıl bana böyle bir şey yapar? Biri söylesin, nasıl böyle bir şey yapar ya? Yaparlar. Öyle bir yaparlar ki. Hep aynı hikaye. Abla nereye? Abla? Sakın sakın peşimden gelme. Yalnız kalmak istiyorum şu anda. Feride. Paketimi almışsın. Fotoğraflar gerçek miydi? Yoksa yine senin pislik yalanlarından biri mi? Bir söz vardır, bilir misin bilmiyorum. Gerçek ayakkabılarını giyerken yalan dünyayı 3 kez turlar derler. Sanırım Ömer yalan söylerken ayak izlerini hesaba katmamış. Neden sana inanayım ki? Çünkü seni çok seviyorum. Ve üzüleceğini bilsem de sana doğruyu söylemekten asla vazgeçmem. Ayrıca bana inanmak zorunda değilsin. Dosyalardakini teyit etmek sadece 5 dakikanı alır. Feride, ne olur ağlama, ne olur. Hele ki bunun için ağlama. Sus. Sus. Ben yıllarca kaç tane pisliğin yalanını ortaya çıkardım. Kaç tane gerçeği aydınlattım biliyor musun sen? Ama ağlayanlarmış hep yalan söyleyen. Ama bu sefer kazanan sensin Feride. Bu sefer kazanan sensin. Kabul ediyorum. Sadece bir akşam yemeği. Teşekkür ederim. Ama ifadeni geri alacaksın. Ve babamı cezaevinden çıkaracaksın. Elbette. Akşam yemeğimizi yiyelim. İstediğin şeyi yapacağım. Hayır. Önce babamı çıkaracaksın. Sonra yemek. Tabii. Nöbetler. Eyvallah. Vay be. Bir de kız evlat öz evlattır derler. Hani? Hiçbiri yok. Pardon, bana mı dediniz? Burada başka artist mi var? Hadi atlanalım, gideceğin yere kadar bırakalım seni. Hadi hadi gel, nazlanma. Yani bu kadar ısrar ediyorsanız... tabii şoför Nebahat Hanım için de uygunsa... yani bir sıkıntı yoksa... Var. Ya hadi.
Nasıl şaka bu şimdi ya? Gel gel. Babacığım. Yok yok, özlemiş bunlar beni, özlemişler. Hadi yine iyisin Kuzey. Şeref amca sağlam adammış. O gün öyle sert yapınca ben bile ikna olmuştum parayı vermeyeceğine. Uzatma Sadullah. Senedimi ver, seninle alacak verecek işimiz bitsin. Seninle çalışmak güzeldi Kuzey. Darısı diğer işlerimizin başına. Çocuk mu kandırıyorsun sen? Ben bir daha o tufaya düşer miyim? Düşmezsin, onu biliyorum zaten. Ama ben sana faizle borç vereyim demiyorum ki. Ortak olalım diyorum. Ortak olalım. Bak, hakkında biraz araştırma yaptım. Neden burada olduğunu, şirketini niye kurtaramadığını, aslında ne kadar iyi bir mühendis olduğunu, her şeyi biliyorum. Biliyorsun tabii. İşin bu çünkü. İnsanların yaşadıkları felaketleri fırsata çevirmek, değil mi? Yok, sen beni anlamadın hala. Peki, şöyle yapalım. Ben sana bu çeki %50 sermaye olarak geri vereyim. Tamam mı? Sen de bana bir gemi yap, ortak. Gemi. Ama adı Kuzey Yıldızı olacak. Müşterim öyle istiyor. Bu müşteri... Baban. Al işte sana babanla barışma fırsatı. Ne diyorsun? Hı? Ortak mıyız? Yapacak mısın bu gemiyi? Gemiyi benim yapacağımdan babamın haberi var mı? Henüz değil. Anacığım. Anne abartma istersen. İstanbul'dan geldiğimde böyle karşılamadın beni. Çok özledim. Kuzey, zayıfladın mı sen? Yoo. İki günde zayıflanır mı ya? Vallahi zayıflamışsın. Dur bakayım, bakayım. Aa, ne yapayım sana? Ne isteyeyim canın? Kuzey Yıldız'ın. Burada mı hali? Duruyor elbet. Gitsen onu bana. Bunca yıl sonra ne edeceksin Kuzey Yıldız'ına? Daha büyüğünü yapacağım. Oğlum hemen getireyim, hemen. Böyle insan mı sevilir ya? Ömer bana nasıl böyle bir şey yaptı hala aklım almıyor. Bu saatten sonra kime nasıl güvenirim bilmiyorum. Güvenemezsin. Seni yarı yolda bırakan en güvendiğinsi, sana yalan söyleyen en sevdiğinsi. 20 senede uğraşsan bir daha kimseye güvenemezsin. Ne olacak peki şimdi? Ömer'i karşına alıp konuşacaksın. Hesap soracaksın. Hesap sorsam ne faydası olur ki? Ne söylerse söylesin, affettiremez artık kendini. Affetmek için değil, kendin için. Eğer susarsan bu ateş seni yakıp kavurur.
Karışmayayım, karışmayayım diyorum ama duramayacağım vallahi. Kızım, sen bu babanın Yıldız'la ettiklerinin acısı senden çıkıyor vallahi. Yenge. Niye yenge? Yalan mı söylüyorum? Yıldız, yoksam sen Kuzey'e çoluğundan çocuğundan çıksın diye beddua mı ettin kız? Ne ilgisi var Naide abla ya? Babam annemi kandırmamış ki. En başından söylemiş memleketinde bir nişanlısı olduğunu. Aman, söylemiştin olmuş. Her şey olacağına varmış işte. Ayrılmışlar. Sen gördüğünü biliyorsun. Kalplerini değil. Sonuçta çocuklarının anası. Elbet görüşüyorlardır. Merak ediyorsun değil mi? Neyi? Ben merak ediyorum. Barışırlar mı Funduğum? Sanmam. Ama bir yandan da... Bir yandan da? Yani tabii babamın adına konuşmak istemem ama... insan bir kere aşık oldu mu... unutması zor olur gibi geliyor bana. Ya biraz daha kaysana kendi sağına. Ya çok kaydı şimdi, süpürge sapı gözüküyor. Diğer tarafa kaybı. Böyle de koltuğun yırtık tarafı gözüküyor. Bir şey geri yamazsan kendini, şu bitik dur şöyle. Ya şömine eski o yanık yerler gözükmesin diye uğraşıyorum. Omzunu kaldır. Dik dur, omzunu kaldır omzunu. Ay yeter be! Aa! Ah! Aa! Aa! Bize oyuncak mı aldın? Ha? Bakayım. Ay bu biraz eski gibi ama. Dokunma! Ay! Ay tamam ya. Ne kıymetliymiş, kendine mi aldın? Almadım canım, yaptım. Ah! Yani baba bu biraz acemici olmamış mı? Yani şimdi senin gibi büyük bir mühendisten hiç beklenmeyecek hareketler bunlar. Yani biraz böyle çocuk işi gibi. Çocuk işi canım zaten. Bu benim ilk yaptığım gemi. Çocukken babam için yapmıştım. Baba. Ne yapıyorsun? Anlatacağım. Ablanız nerede? Komşuda. Gene Yıldız'a mı gitti bu kız? Ne anlatacakmış o kırmızı kafa? Roket atmayı mı öğretecekmiş bu sefer? Ay yok ya, kader ortaklığı yapıyor Allah. Yapmasınlar. Mine, git ablanı çağır. Size sürprizlerim var. Öğrenmeyi versin roket atmayı da. Hadi. Dokunma! Ay! Roket atmayı biliyor musun sen? Bilme. Tamam. Kim o? Ben. Gel minnoşum, gel kapı aç. Abla, babam seni çağırıyor. Ay inanamayacaksın ama sonunda güzel haberler var galiba. Neymiş kozu güzel haber? Bilmiyorum ki, ablam gelince söyleyecekmiş. Ben gideyim artık. Allah Allah. Ne ki acaba güzel haber? Ne bileyim ben. Ya ben duramayacağım, gideceğim, dinleyeceğim. Ay evet ya, neymiş o haber? Çatladım vallahi meraktan. Evet. Hazır mıyız? Miçoluk kariyerim sona erdi. Ay aman, ben de bir şey sandım. Ay ne oldu şimdi? Miçoluk kariyerim bitti, bakkal çırağı kariyerim falan mı başladı? Evet, 3C sınıfından Emine. Çok güzel şaka ama yanlış cevap. Miçoluk kariyerim bitti çünkü mühendislik kariyerime geri dönüyorum. Oha! Ay nasıl ya? Ya bir yatırımcı buldum. İlk işimi aldım bile. Allah! Fakirlik bitti o zaman. Ay eski günlerimize geri dönüyoruz. Baba peki bu ne? Heh, asıl konu bu. Bu... Kuzey Yıldızı. İlk aşkım.
dedenize verdiğim ilk hediye. İkincisi daha güzel olacak. Nasıl yani? Şimdi sen bunu dedem için mi yapıyorsun? E siz barıştınız o zaman. Hem tam barışmadık da bu şaheseri tamamladığımda barışacağız. Ama sen İlgaç bunu sevsin Lirguz Efendi. Biliyordum. Vallahi da biliyordum, billahi da biliyordum. Sen de bizim kıza boş olmadığını biliyordum. Yıldız, müjdemi isterim. Ne oldu? Kuzey gitmeye mi karar vermiş? Müjde mi dedim, kara haber demedim. Müjdemi isterim Yıldız'cığım. Sevdiceğin artık bir miço parçası değil. Bugüne bugün koskocaman bir armatör. Onun her yanı armatör olsa ne olur? Öküzü altın semer vursan yine öküz. Sen o adama öküz diyorsun ama geminin adını Kuzey Yıldız'ı koymuş. Anlamayanlar için tekrar ediyorum. Kuzey Yıldız'ı. Yani Kuzey'in yıldızı manasında. Artık bu Kuzey kimse, onun bir de yıldızı varmış. Çaktın. He, istersen bir de öğelerini ayırıp anlat, öyle daha açıklayıcı olur yenge. Haberlerimiz burada bitmedi. Kuzey dedi ki, bu tekne benim ilk aşkım. Öyle mi dedi? He. Aman bahane ya, ne dediyse dedi. Ya kızım anlasana işte. Kuzey Yıldız ilk aşk. Kuzey Yıldız'ı ilk aşk. Ana bundan çok güzel dizi adı olur ha. Kuzey Yıldız'ı ilk aşk. Yemin ediyorum reyting rekorları kırar. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Bu hareketinle beni dünyanın en mutlu adamı yaptın. Senin için değil, babam için geldim. Çok güzelsin. Kıyafetin çok yakışmış. En sevdiğin rengi giymişsin. Bu vardı, bunu giydim. Ayrıca çiçekler de senin için. Tıpkı senin saçların gibi kokuyor. Bir an önce yemeğimizi yiyelim, bitsin gitsin bu işkence. Ben bir karar... Ben sen gelmeden sipariş vermiştim. Ayrıca en sevdiğin kitap bitmesin diye onu okumadığını, kelebekleri çok sevdiğini, korku filmlerini sevmediğini de biliyorum. Ya ben sana bir şey soracağım. Biz toplasan... Üç defa bilemedin, dört kere falan karşılaştık. Biz seninle ne yaşadık? Sen beni ne ara bu kadar iyi tanıdın? Ne ara bu kadar sevdin? Seni ilk gördüğüm anda sevdim ben Feride. Seninki aşk değil, saplantı. Feride lütfen bana bir şans ver. Kötü bir başlangıç yaptık biliyorum ama telafi edebilirim. Aşkımı ispatlamama ne olursun isim ver.
yanlış biliyorsun. Kitabı geçen hafta bitirdim. Ayrıca korku filmlerini çok severim. Korktuğum şey kelebekler. İşte bu. Senden beklediğim hareket buydu. Seni keşfetmeme izin ver. Geleceğimize bakalım. Garipsiniz. Neye sıkıldın minnoşum sen? Bir şey olmadı baba. Onun için mi sabahtan beri omletine kalp masajı yapıyorum? Ha sen bayağı bozuksun. Anlat bakayım, canını sıkan bir şey mi var? Aman baba ya, boş ver. Her zamanki huzursuzluklar işte. Ya da konuşalım baba ya. Madem herkes her istediğiyle konuşuyor, biz de seninle konuşalım ha? Tabii ki. Mine, ne oldu Gökçe'cim, korktun mu tatlım? Kızlar, neyi paylaşamıyorsunuz ya? Gökçe arkamızda iş çeviriyor. Annemle gizli gizli görüşüyor. Buraya mı geldi? Hayır baba. Sadece telefonda görüştük. Ya ama ne var ki bunda? Annemle konuşmam suç mu? Tabii ki değil kızım. Ben hiçbir zaman böyle bir talepte bulunmadım sizden. Ne diyor peki? Hiç. Sadece hepimizi çok özlemiş. Sadece o kadar mı? Bir de para yolladı. Ne kadar? 50.000. Dokunmadın değil mi paraya? Gökçe, sana soruyorum. Dokunmadın değil mi o paraya? Ya baba niye kızıyorsun ki? Harcadın yani. Kızım, ben başından beri demiyor muyum size? Kendi yağımızda kavrulacağız, kimseye minnet etmeyeceğiz diye. O kimse değil, annem. Annemiz. Ben annenle görüşme demiyorum kızım. Parasını harcama diyorum. Ama baba bak. Ver şu telefonunu. Telefonunu ver. Pis ispiyoncu. Hadi be oradan. Asıl ispiyoncu sensin. Kim bilir annemi diyorsun. Gökçe, sana gerçekten inanamıyorum ya. O parayı alarak babamı nasıl ezdiğinin farkında mısın sen? Ya ama abarttınız ya. Çok istiyorsanız ve çok kıskandıysanız söyleyeyim, size de yollasın bir 50.000. Ya senin gerçekten ağzında yeri yok. Geri zekalı. Telefonu aç. Gökçe değil, Kuzey, Kuzey. Sen sus. Sen öğrenmeyeceğimi zannediyordun. Bir sus. Sen onu çocuklarını terk etmeden önce düşün. Ya kadın, sen bir adamın peşine takılıp kaçtın. Terk ettin. Sus be. Senin var ya, değil kızların sesini duymak, merak etmeye bile hakkın yok. Sus be! Benim kızlarımın... Konuşma! Kızlarımın senin ne parana ne sana ihtiyacı var, anladın mı? Sus! Bak, bundan sonra aradığını duymayacağım. Duyarsan fena olur ha! Konuşma be! İyi misin baba? Güzel verdin ağzının payını ama. Bana hala diyor ki... Ben diyor kızımın ihtiyaçlarını karşılıyorum diyor. Sana ne diyor? Klasik Şule Mollaoğlu işte. Mollaoğlu değil. Başka ne diyor peki? Yani neden bunca zaman sonra Gökçe aramaya başlamış? Parayla vicdanını temizleyecek de ondan kızım. Bence çok pişman. Yani ben annemi birazcık tanıdıysam bizim yanımızda olmak için can atıyor. Hayır kızım.
Annen babanı birazcık tanıyorsa buraya gelmeye cesaret edemez. Niye ki? O ne yaparsa yapsa seni kötü davranmayacağını biliyor zaten. Doğru. Anneniz çünkü. Bak, böyle sadaka verir gibi para göndermeseydi ben Gökçe ile de konuşmasına kızmayacaktım. Biliyorum. O da biliyor zaten. E sen ara diye yapıyor işte. Ha, azar yemek istiyor canı diyorsun. Yok baba. Yani bence deli gibi pişman. Ya baksana seni iletişim kurmaya çalışıyor. Ya belli ki annem hala seni seviyor. Umurumda bile değil. Emin misin? Bana pek öyle gelmiyor da şu an. Nereden çıkarıyorsun bunu ya? Öfkenden. Sevmesen bu kadar öfkelenir misin? Doğru. Bütün öfkem sevdiğimden. Çok sevdiğimden. Ama ben 20 yıl önceki Şule'yi seviyordum. Annen çok değişti kızım. Benim o sevdiğim kadın değil artık. Olması da mümkün değil. Sevmiyorsun yani? Sevmiyorum. Ama üzülüyorum. Yanlış bir insana, çok yanlış bir insana güvenmişim. Salak Yıldız, aptal Yıldız, ula bir akıllanamadın Yıldız. Adam ne yapacaktı? 20 yıllık karısını, 3 tane çocuğun anasını bırakıp sana mı aşık olacaktı? Oh. 20 yıldır yandığın yetmedi değil mi? 20 yıldır kavrulduğun yetmedi. O andırgalasıcı adını senin koyduğun tekneyi yapacak diye hemen kendini nimetten saydın değil mi? Püsa! Ama yok. Onca yıl sonra artık kendimi madara ettirmem. Yıldız yine Kuzey'in peşinde koştu koştu da avucunu yaladı dedirttirmem. Dedirttirmem ula! Dedirttirmeyeceğim! Evleniyorum ben. Ne? Ne? Allah'ım sağ ol, çok şükür ya. Nerede evlenme teklif etti? Mum ışığında mı yoksa şömine başında mı? Göprüde etmiştir göprüde. Kuru muydunuz, ıslak mıydınız? Ne saçmalıyorsunuz siz? Kimse teklif etmedi. Allah Allah, sen mi teklif edeceksin? Ulan saçmalamayın. Evleneceğim adamı siz bulacaksınız. Haydi gidin herkese haber salın. Yıldız orucunu bozdu. Görücü sezonunu açtı deyin. Kızım sen ateşin başına mı vurdu? Havale falan mı geçiriyorsun? Korkuyum ha. Turp gibiyim maşallah. Haydi daha ne oturuyorsunuz? Kalkın. Bir yere kaybolma kız. Sana kısmetlerin en hayırlısını getireceğim. Tut. Akşama kalmaz görücünle birlikte gelirim. İyi. Yıldız hayırdır? Kim kuyruğuna bastı seni? Neden bu kadar delilendin? Aksine aklım daha yeni başına geldi. Kuzey'le mi kavga ettiniz? Daha bir daha Kuzey'in adını anarsan ayağına betonla gibi dereye atarım seni anladın mı? Anladım. Tamam ne bağırıyorsun? Allah Allah. Yalnız haberin olsun kerpeden icat edileli çok oldu. O ne demek ki? Çivi çiviyi söküyor sanıyorsan yanılıyorsun diyorum. Bakalım Fadime kerpeten diye hangi damadı getirecek başına. Beni o garga burundan kurtarsın da kerpetene de razıyım.